Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konu ne ise hepimizin sıkıntıları birbirinden bambaşka oluyor. Hepimizin sınavları başka arkadaşlar. O yüzden ben sizin yüreğinizdeki ne odaklanmanızı isteyeceğim. Çünkü ben kolektifin bütünün hayrını olsun diye şu pozitif bütün enerjilerimi içimden geçirerek diliyorum. Hepimizin hayrını olsun inşallah. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra gördüklerimi paylaşacağım. Neler söyler hep beraber dinleyelim bakalım. Yine şöyle gözümüz var diyorum maalesef. Bu gözler ne zaman biter bilmem ama. 25 rakamı var. E ve S harfleri var. Şimdi bir karar vermişsiniz. Çok net değil mi? Bakın. Anne ben bununla evleneceğim demiş birisi. Annesi tutmuş ayağından gidemezsin demiş. Ben seninle boşanacağım demiş bir kadın. Adam demiş ki boynu bükük paranın üstünde. Arkasında da bazı bir yakınlaşmada olduğu annesini dinlemiş, babasını dinlemiş, patronunu dinlemiş, müdürünü dinlemiş bilemem paranın üstünde almış parayı üstüne çıkmış. Bak bu kişi uzaklaşmak istiyor. Bu arada ben kadın olduğum için direkt kadın olarak değerlendirdim arkadaşlar. Cinsiyet ayrımı yapmıyor aslında görsel söyleyeyim. Yani diyor ki sen buradan bir yerden çıkmak istiyorsun. Belki de bu iş yeriydi. Ama gel gör ki seni patronun müdürün amirin. Paranın da üstüne çıkmış ama yani seni göndermiyor da sana da paranı vermemiş. Yani aslında hak olduğunu düşündüğün bir paranın da seni, seni tehdit ediyor. Vermem bak paranı diyor. Verme diyorsunuz yani. Ya vermiyorsan verme. Ben gidiyorum der gibi arkanızı dönmüşsünüz. Çok net. Sonrasında çünkü zaten çok net kısa bir zaman diliminde birisiyle karşılıklı birisine danışıyorsunuz. Avukata mı danışırsınız? Yine bir iş yeri midir? Çünkü işin içine bir resmiyet, bir imza olarak vermiş artık. Hani bu imzayı ben şey olarak değerlendiriyorum açıkçası. Hani ne diyelim ona arkadaşlar? E, gerçek anlamda e, şey hali var orada. Ben çıktım iş yerinden size çalışabilir miyim de, diyebilirim ben oradaki resmi görsele. Yoksa hakkımı alamıyorum ya avukat hanım, avukat bey bana yardım edin diye mi görüşüyorsunuz? Bunun cevaplarını e, kolektif olması sebeple sizler de diyorum açıkçası ben. E, şöyle bir gerçek var ama. Kesinlikle arkanız dönmüş, hakkınızı arıyor gibi çıkmışsınız bir resmi konuşmanız da var arkadaşlar. Şimdi bu resmiyet bakın ara ara tekrar tekrar konuşacağınız bir süreç olarak vermiş. Yani diyor ki senin özellikle Kasım ve Aralık aylarında yaşadığın haksızlığa istinaden nasıl çıkış sağlarım, bu haksızlığı nasıl bitiririm, nereden ne yaparım diye arayışlardan sebep konuşuyorsun. Bak, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha şeklinde çıkmış falınız zaten. Şimdi ilk konuşmanız tamamen danışmakmış gibi çıkmış. İkinci konuşmak ise karşınızdaki insana çok güvenemediğinizi. Üçüncü kez konuştuğunuzda şartlarınızın çok net eşit olduğunu görüyorum. Bu da aldığınız bilgiler sonrasında belki de size haksızlık yapan bir insanla donanımlı bir şekilde karşısına geçip hesap sorduğunuz bir görsel ola da bilir elbette ki diyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle söylemek isterim. Bir seçenek oluşmuş. Net biri gelmiş demiş ki Aa, sen bunu niye dinlemiyorsun ki bunu denesene bir falan gibi. Sanki bir aklınızda olmayan yol açılmış olarak çıkmış da burada. Bu gördüğünüz o silik yol sizin dileğiniz, duanız ya da hiç beklemediğiniz yerden gelecek olan süreç çıkış noktası haber bilgi olarak vermiş. İki kişinin farklı çıkmaz sebeplerden ötürü şey yaptığını görüyorum. Yani sizin de farklı yerlerde tıkandığınız noktalar var ama karşınızdaki insan da başı öne eğik belli ki o da ilk başta size gidiyorsan git diye artistik yapabilmişti. Şimdi artık yapamıyor dediğiniz bir düşünceli hali almış o kişiniz kim ise. Diyor bu fal bana. Şimdi bir 10 gün kadar arkadaşlar çok emek vermişsiniz yalnız. Baya kayık, kürek e, böyle kendi ellerimle çektim ben bu kürekleri, kayığı kendim getirdim diyeceğiniz emekleriniz var. Hafife alınacak emek değiller bilginiz olsun. Çok e, mücadele ettiğinizi görüyorum bu açılımda. Şimdi bununla alakalı ne kadar daha devam edeceğim ki ben Buket Hanım ya evet ettik mücadele. Ama ne yapacağım ki sonuç ne ki dediğiniz noktalarla alakalı ben gördüklerimi aktarayım şimdi size. Bir 10 gün kalmış çünkü. Hani e, ocağın en fazla 15'i ne kadar deri diyebilirim. Açıkçası burada gördüğüm görüde e, bir kişiden özellikle yardım beklentiniz olacak. Bir kişi karşınızda duruyor. Dava sonuçlanma tarihi 10 gün sonra diyebilirim. Maksimum ay sonu verir. Yani 15-20'si diyorum ama... Ee, ay sonu bir görüşmeniz var. Tıkalı dediğiniz bir nokta açılacak olarak çıkmış. Çok güzel bir köprü atılacak çünkü. Sonrasında özellikle <laughs> karşınızdaki insan için şunu söyleyeyim size geçmişe geçmişe bakıyor. Yani aslında neyi umdum ben, neyi başlattım ama ne buldum bakışlarıyla karşınızdaki insanın hüsrana uğraması var. Ee, kafasında birisini size karşı kullanmak isteyecek. Yani ortak evladınız ya da işte ortak müdür tanıdığınız işte akrabanız zaten ortak işte kuzeniniz bir şekilde bir ortağı getirecek karşınıza. Çok net ortağın karşısında siz küçük görünüyorsunuz. Yani bunun anlamı şu. Hayır efendim mezardan atam çıksa ben bu durumdan geri adım atmam. Atmayacağım der gibi çıkmışsınız. Şimdi Ocak ve Şubat aylarınız bu mücadeleler ile imza karşılaşma kendinizi ispatlamak gibi bir mücadele içerisinde olacağınızdan bahsetmiş burası bana. Ancak ve ancak Şubat ayından sonrası için şu yoğunluğun içine gireceksiniz. Bakın ee, bir tarafınız geçmişteki kişiyle ne yapabilirim ne yapsam diyecek. Ee, bir tarafınız baş çıkartmış ee, ön tarafına doğru bakıyor ama orada da iki kişiyle konuşuyor. Yani iki kişi ile ortak iş yaparsa ben bir üçüncüyüm der gibi bakmış burada. Bir üçüncü kişi olacaksınız. Bunu da Ocak, Şubat. Şubat sonu netleştirmiş olacaksınız. E şöyle diyebiliriz. Şubatın sonunda iki büyük iki destekçiniz olabilir. Evlatlarınızdır belki bilemem ama danışacağınız kesin arkadaşlar. Çünkü bir tarafınız da geçmişte mi kalsaydı, düzen mi bozulmasaydı gibi böyle bir ikileminiz var. Çünkü geçmişinizden size hatayı yapmış olan kişi gelip buradan net özür diler. Diler yani bu özür dilenir söyleyeyim. Önü önünüze eğilmiş, başı öne eğik duruyor çünkü. Hani bariz derece beni affeder misin dercesine eğilmiş de e, duruyor şeklinde görüyorum. Özellikle de e, Şubat ayında bol e, itiraflar ya da bol ortaya dökülür diyebileceğim şeyler yaşarsınız. Şubat özellikle arkadaşlar öncesi de başka mücadeleleriniz var olarak vermiş. Şimdi Mart sonunda kesinlikle e, şu iki kişi her kimse e, çok net doğrucu Davut diyebiliriz size bütün olayları gerçekleriyle sunacak ya da çok daha daha mı garanti sağlayan bir alan acaba? Çünkü çok ayakları yere sağlam basan iki insan olarak görüyorsunuz o iki insanı. Öyle görünüyorlar sizin önünüzde. O yüzden daha garantici adımlar atmak isteyebileceksinizdir. Mart ayında imzaları mart ayında atarsınız. Ama bunu anlaşma imzası olarak değerlendirin. Yoksa bir mahkeme imzanız varsa ocak sonu bitiyor bu mahkemeyle alakalı görseller. Alınır, verilir, satılır falan filan neyse artık yani orası. Bir yani ben şimdi şöyle. Belki bir ayrılık yaşadınız bilemem. Ama ben sizi bir sizden hatta bakın siz bu konuda güçlü bir karakter, güçlü görsellerdesiniz. Ee, sizden çok net bir şekilde büyük. Yaşça büyük, olgun, konumca büyük, maaşı büyük, fazla bilmiyorum. Ama öyle bir insanla partner halindesiniz. Sevgili erkek dinleyicilerim. Nasıl yani ben eşimden az mı maaş alıyorum diye düşünüyorsanız. Evet. <laughs> yani daha olgun, daha sakin olduğu içimidir. Belki de böyle görüyorumdur. Hani bilemedim ama bu bir maaşsa. Ha bu da sizin yeni biriyle görüştüğünüz ve maaş anlaşmaya çalıştığınız anlamında mıdır? Tabii ki de olabilir. Belki de patronunuzla konuşuyorsunuz çünkü bu süreci. Ama net sizden büyük ve çok net bana kalsa partner. Partner olduğu için de çift olarak değerlendirdim. Belki partnerinizin size karşı büyük bir olgunluğunu göreceksiniz. Büyük bir yardımını, desteğini göreceksiniz. Sizden her şarta büyük duran bir partner olarak çıkıyor çünkü. Şimdi tabağa baktığımda gözyaşınız var ama aileden gelen güzel destekleriniz, yüreğinizin içine sıçramış olan o sıkıntılı görüsellerin bitimi, hani böyle içinizin rahatlaması var. Burada ben bir tek iş yeriyle ilgili bir de aşk evlilikle ilgili soru işaretlerinizin olduğu bir döngünüz varmış gibi çıkmış açıkçası. O yüzden size şu kadarını söyleyeceğim. Ee, özellikle Mart itibariyle yürek yani hane içi, düzen sıkıntı ettiğiniz konular bitmiş olacaktır ama evlilikle ilgili mücadeleye ya başlıyorsunuz ya da devam ediyorsunuz neden ee, Çünkü iki kişi var birisi önden gidiyor birisi arkasından bekle beni der gibi e Çünkü hem giden kişinin ayağının altında iki kişi var hem de bekle beni diyen kişinin arkasında bir sürü bir kişiler var. Bu da aile fertlerinin de dahil olduğu belki de işi resmiyete dökmenizle alakalı bir görseldir. Ya da zaten aslında arkadaşlar e, ciddi anlamda senin ailem benim ailem sorunları yaşamış bir çiftsinizdir de ben o yüzden bunları böyle de görüyorumdur. E, belki de bilmiyorum. Ama e, size şu kadarını söyleyeyim. E, burada çok net bu erkek ya da bu kadın e, giden kişi bırakmıyor. E, gelen... Yani yeni bir görselden çok arkada sorunlu insanlara bırakılmışlık var gibi çıkmış. O yüzden yaşadığınız sorunlu süreçleriniz geride kalıyor. Önünüzde açık bir de güzel doğru bir yere de gidiliyor bence. Şimdi işle ilgili de sadece bir konuşmalar var. Yani bu da işte bunlar, miller, mışlar, mişler diyebileceğim. Bol dedikoduların döndüğü bir e, süreç olur. Ne iş yapıyorsanız yapın. İşte var olan sürecinizle alakalı birilerinin lafı sözü ö, döner. Onu söyleyebilirim. Şimdi e, işle ilgili önce bir kar seçmek istiyorum. Aşkla mı ilgili seçseydim dedim de. Hani en son işten bitirdin. Hadi neyse hadi iş devam et dedim. Yoksa bunu aşka seçecektim biliyor musunuz? Buradaki aşıklar iş yani e, işinizi sevdiğinizden manevi boyuttan da bahsediyor ama. Bence burada bunu e, aşıkları olarak erkek aşık kadın da sebat edecek ve ilişkileri devam eder destekte de olur. Ha iş tarafından seçtiğim için de kesinlikle sevdiğiniz bir yerde sevileceksiniz. Arkanızdan dedikodularınız yapılsa da e, sevildiğiniz bir yerde kalmaya devam edeceksiniz. Yüreğinizin ortasında artık kaderinizde daha önceden sınandığınız ne varsa artık sınanmıyorsunuz. Bilginiz olsun müjdesini veriyor bu kart bana. Yani kadersel anlamda da sen birçok şeyi geride bıraktın artık bundan sonrası bana karada ölüm yok dersin açıkçası şimdi son olarak aşkla alakalı da gönüllü esaret gitmek istemiyorsun ama o kadar bıktın ki arkandaki konuşanlardan o yüzden de bir gideyim mi kalayım mı ve aslında arkandakileri bırakmak istiyorsun, gidenin peşinden gitmek istiyorsun ama gönüllü bir esarettesin. Yani ne ailenden vazgeçebiliyorsun ne sevdiğinden vazgeçebiliyorsun. Bir kart daha seçelim bakalım. Bunu daha çok erkek yapıyor. Erkek erkek tarafıyla ilgili olaylarda arada kalmış olabilir demek istedi bu kart bize. Ama sonuç olarak gidenin arkasından gidilecek. Arkada kalanlar da araya girenler olacak. Görseli var. Bu da iyi bir ilişki devam eder diyebiliriz açıkçası. Tabii ki de sadece görevliliklerimi aktarmaya çalıştım ben. Dinlediğiniz için hepiniz arkadaşlar çok ama çok teşekkür ediyorum. Sabahlara ayrı, akşamları ayrı iki bakımla Devam ediyorum bakımlarıma. İyi ki varsınız. İyi ki gerçekten desteklerinizle ben de ayakta kalabiliyorum. Buket Hanım çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız diyen bütün arkadaşlarım. Sizler de iyi ki varsınız. Benim aslında enerji olarak beslenme alanımda sizler oluyorsunuz. Bunu unutmayın. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Yeni katılan arkadaşlarımız var. Her yeni bir gün giderek büyüyoruz aslında kanal olarak da. O yüzden yeni takipçilerim de var. Özelden de yazıyorsunuz eksik olmayın. Tek tek dönmem çok mümkün olmasa da buradan toplu halde de dönmek istediğim kişiler özellikle her gün de yorumlarıyla destekleyen arkadaşlarımız var. Bilin isterim tabii ki de. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Derdinize derman olamayabilirim bu 10 dakikalık videolarla ama e, hayat sınanıyoruz arkadaşlar. Sizinkile benimki uymaz. Benimkile sizinki hesabı bu hep böyledir. Herkes baktığımızda dertli ama herkesinki uymuyor birbirleriyle bambaşka hikayeler. Bir de dinliyorsun onun adına üzülüyorsun. Senin derdin o değil ama sen senin dinlediğinde o da üzülüyor. E demek ki ikinizin de yüreği yanıyor. O zaman hanginizin yüreği daha fazla kanar? Bunun da bir ölçeri yok arkadaşlar. O yüzden diyorum ben sizlere kimseye kimseden üstün değil. Siz yaşadığınız sıkıntıyla alakalı dersiniz alıp devam edin. E, neticede ilahi adalet evrende kim ne yaşattıysa karşılıksız kalmayacak şerden gelir hayır ancak yarın görebilirsin o yüzden ya sabır sağlığın da yerindeyse bugün de bu videoya şahitsen dinlediysen demek ki daha yiyecek rızkımız var arkadaşlar öyle bana da çekmek nasip oldu daha yiyecek rızkım var sıkıntılar ne olursa olsun mücadeleye devam ediyor insanoğlu o yüzden söyleyebileceklerim böyle lütfen başta sağlığınız önemli olduğunu unutmayın bütün hastalarımıza şifalar diliyorum bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki açılıma kadar da başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşça kalın